Gerek devlet hastanelerinde, gerek üniversite hastaneleri, gerekse de özel hastanelerde acil şekilde gitmişseniz hiçbir şekilde ücret alınmaz. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK belirler ve bununla alakalı tebliğler yayınlar. Bazen genişletir, bazen daraltır. Mesela kanser hastalarından asla ücret alınmaz. Yanık tedavilerinde ve bazı doğum hallerinde ücret alınmaz, acile girer. Yaralı gitmişseniz, kendi gücünüzle gidememiş birileri tarafından götürülmüşseniz acil hal kapsamındadır. O da 3 kategoriye ayrılmıştır. Ona göre ya biraz ücret ödersiniz ya da ödemezsiniz. Şimdi bu pandemiyle birlikte genişletildi. SGK 2020'nin 9 Nisan'ında yani pandemiden 20-25 gün sonra bir tebliğ yayınladı ve dedi ki acil hal kapsamının içerisine COVID tanı ve tedavisi de girmiştir dedi. Şimdi tanı ve tedavi ne anlama geliyor? Yani o testler yapıldığında doğru sonuç veriyorsa eğer, pozitif çıkmışsanız ve daha sonrasında bir tedavi yapılmışsa bundan ücret alınamaz dedi. Peki negatif çıkmışsa ondan ücret alınabilir. Ona da bir sınır koydu Sağlık Bakanı. Dedi ki şu kadar alınabilir. Çünkü aynı şekilde devletten de para alıyor özel hastaneler ya da devlet hastanesi sigortanız yoksa. Burada bizim karşılaştığımız en çok sorun şu, gelen şikayetler. Özel bir hastanede pozitif çıktı benim tanım. Daha sonra da tedavi gördüm. Ve benden şu kadar para alındı diye şikayetler geliyor. Burada hastanelerin dikkat etmesi gereken husus şu. Bir hastanenin, bu özel olur, devlet hastanesi olur, üniversite hastanesi olur. Benim bu tebliğden haberim yok deme lüksü yok. Çünkü onlar için yayınlanmış bir tebliğdir ve bilmeleri şarttır. Bunu ilan etmişsek 9 Nisan 2020'den itibaren hiçbir hastane, özel, tüzel fark etmez, vatandaştan eğer pozitif çıkmışsa o testin sonucu ve daha sonrasında tedavi yapılmışsa ücret almaması gerekiyor. Çünkü bunun ücretini devletten alıyor. Fakat hastaneler biliyorsunuz o fark ücretiyle beraber de bu böyle olmuştu. Hastanelere bir özel hastanelere normal tedavinin farkı hakkı verildi. İşte %200 fazla alabilirsiniz dendi. Fakat hastaneler bu farkla yetinmediler. %200'ü 400'e, 500'e, 800'e, 1000'e, 2000'e çıkartan hastaneleri biliyoruz. Eğer bu kişiler hakem heyetlerine başvururlarsa bu paralarını zaten alıyorlar. Fakat burada hakem heyetine başvurmadan önce yapılması gereken bir işlem var. Bir hastaneden bir hizmet almışsak ve bunun karşılığında bir bedel ödemişsek mutlaka bunun faturasını istemeliyiz. Hastanelerdeki hassasiyetten dolayı hani sağlık için gittik faturanın derdine mi düştün? Vallahi onlar paranın derdine düşüyorlar. Parayı ödemeden sizi çıkartmıyorlarsa siz de vermiş olduğunuz paranın karşılığını alacaksınız. Vatandaşlık görevidir bu. Bir marketten ekmek aldığınızda, sigara aldığınızda bunu yapıyorsanız hastaneden de binlerce liraya ödediğiniz zaman fatura almalısınız. Aksi halde kayıt dışı bir gelir elde ediliyor. Bir vatandaşsak eğer vatandaşlık görevimiz olarak bu faturayı alacağız. O faturada bize ne yapılmışsa onun da yazması gerekiyor. Yani biz eğer COVID tanı ve tedavisiyle yatmışsak hastaneye, orada COVID tanısı ve tedavisiyle ilgili şu kadar ücret alındı yazdırmamız lazım. Sadece faturayı almak yetmez, faturanın üzerine ne yazdığını da kontrol etmemiz lazım. Ve eğer başka bir şey yazıyorsa şu itirazda bulunabiliriz. Biz bu hastalık ya da bu tedaviler için gelmedik buraya. Biz COVID için geldik, dolayısıyla onu yazın oraya demeniz lazım. Sonra da bunu bağlı bulunduğunuz ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürüp bu faturayı diyeceksiniz ki benden alınmaması gereken bir ücret alındı. Şu da faturası. SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik Birimi var. O birim bunu kontrol ettiğinde zaten evet bu sizden haksız yere alınmış diyor ve hastaneye o miktarın 5 katı kadar ceza kesiliyor. Hastaneler bu cezayı hiç tereddütsüz ödüyorlar. Neden ödüyorlar? Çünkü herkesten çok fazla aldıkları için itiraz eden %10'luk bir kesime de bunu ödemekten çekinmiyorlar. Fakat biz burada o Sağlık Sosyal Güvenlik Biriminin cezasının fotokopisini mutlaka istemeliyiz. Yani şikayette biz bulunduğumuz için onun cezanın kesildiği ve fazla alınan ücretin yazdığı belgeyi hakem heyetine sunup bakın benden şu kadar fazla bedel alınmış, onun iadesini istiyorum. Zaten COVID tanı ve tedavisi ise tamamının iade edilmesi gerekiyor. Hakem heyetine başvurup bunu alabilirsiniz. Tabii son zamanlarda hakem heyetlerinin görevi biraz satıcı ve sağlayıcıların
savunmasını kopyalayıp karara yapıştırmak olduğu için yanlış kararlar çok fazla veriliyor. İşte Sağlık Bakanlığı böyle bir şey yazmadı deniyor. Sağlık Bakanlığı yazmaz ki bunu zaten. SGK belirler. Ne acil hal kapsamında, neden ücret alınır, hangi hastalıkta ücret alınmaz. Bunu SGK belirler ve tebliğ olarak yayınlar. Bu hakkımızı hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri vesilesiyle alabiliriz.